Cihan, neden erken döndünüz yoksa? Boş ver anne. Neden erken döndüğümü sorma bana. Sen bu doktorun numarasını nereden buldun onu söyle. Niye? Ne varmış doktorda? Eskiden yanında çalışan hemşireleri konuştum anne. Para göz. Meslek ahlakı olmayan vicdansızın tekiymiş. Sırf para için bir kadının hayatını karartmış. Şimdi bana söyle. Bu doktorun numarasını nereden buldun? Cihan, ne demek bu? Ben torunum gelecek diye adaklar adadım. O kızı yedirdim, içirdim. Ellerimle pamuklara sardım. Bile bile hiç ayağıma tutar çeker miyim ben? Ben de soyumuz sürsün istiyorum. Anne, o yüzden soyumuzu kurtulacak doktora gönderdin değil mi? Yemin ederim Cihan. Bir tanıdığın kızı gitmiş, çok memnunmuş. Ondan aldım. Sen bana baksana bir. Ben hiç soyumuzu kurutacak bir şey yapar mıyım? O doktor bozuntusu az kalsın kızın hayatını karartıyordu. Ben bunu onun yanına bırakmayacağım. Ceza alması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bak bir bebeğin oldu. Ödüm patladı. Ne oldu? Çok çok kötü bir kabus gördüm yenge. Hayırdır inşallah. De bakayım bana ne gördün? Böyle bir hastane odasındayım. Hemşire geliyor. Kucağıma battaniye veriyor bebeğin oldu diye. Sonra battaniyeye bir bakıyorum. Bebek yok. Kızım bugün yaşadıklarından sonra kabus görmesen şaşırırdım zaten. Ama merak etme. Sen Cihan Develioğlu'nun karısı olduğun sürece sana hiçbir şey olmaz. Damat buna asla izin vermez. Rüyaydı zaten yenge. Geçti gitti. Rüya gelir gider. Ama o an benim gözümün önünden asla gitmeyecek. Ay damadın. Böyle kucağında seni alıp ameliyathaneden bir çıkışı var. Ay sanırsın kör oğlu. Bolu Bey'inden kız kaçırıyor. Ay Allah korusun. Yani sana bir şey olsaydı hastaneyi birbirine katardı valla. Sağ olsun Cihan Develioğlu. Hayatımı kurtarmış. Sanki beni o hale sokan o değilmiş gibi.
Nasıl oldun? Sorun yok, iyiyim. Yasemin doktorun adını duyunca beni uyarmıştı. Ben de ufak bir tahkikat yaptım. Öğrenir öğrenmez geldim hemen. Tehlikeli bir duruma maruz kalmadan hemen yetiştim. Bir şey olmadı yani. Ne oluyor? Şşş. Ben çok korkuyorum. Korkma. Ben geldim. Güvendesin.